Merhaba arkadaşlar, kalıtımla ilgili soru çözümü yapacağız bugün. Bu soru çözümünde kan grupları ve soy ağaçları ile ilgili soru çözümü yapacağım. Bir sonrakinde ise eşeğe bağlı kalıtımla ilgili yapacağız. Zaten soru çözümü 1'de monohibrit çaprazlama, dihibrit çaprazlama ve gamet bulma ile ilgili soru çözümü yapmıştık. Şimdi gelelim birinci soruya. Birinci soruda diyor ki babası 0, annesi A kan gruplu olan bir çocuk 0 kan grupludur. Buna göre ikinci çocuğun 0 kan gruplu olma ihtimali nedir? Şimdi hemen yazalım. Bakın soru çözümü şöyledir. Babası 0 kan grupluymuş. Annesi ise A kan grupluymuş. 0 kan grubunun genotipi nasıl oluyordu? 0-0 oluyordu arkadaşlar. A kan grubu ise AA da olabilir, A0 da olabilir. Çünkü A eşittir B, ikisi de sıfıra baskın oluyordu. Yani A ile B eş baskın, ikisi de sıfıra tam baskın oluyorlardı. O yüzden burası AA da olabilir, A0 da olabilir. Şimdi ben bunu nasıl bulacağım? Zaten birinci çocuğun kan grubunu vermiş. Neymiş? 0. Birinci çocuk, bakın birinci çocuk yazıyorum buraya. 0 kan grupluymuş. Şimdi 0 kan grubu geninin birini babasından aldı. Diğerini kimden alacak mecburen? Annesinden alacak. Dolayısıyla annenin genotipini de bulmuş olduk. Bize neyi soruyor? İkinci çocuğun 0 kan gruplu olma ihtimalini soruyor. Şimdi bunları kendi arasında çaprazlıyoruz arkadaşlar. 0-0 çarpı A0. Çaprazlıyorum. A0-0-0. Bakın 0 kan gruplu olma ihtimali ne oldu? %50. Yani 1/2 oldu arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde. Gelelim bir sonraki soruya. Babası 0 RH negatif olan A RH negatif bir kadın ile heterozigot B RH pozitif bir erkeğin 0 RH negatif çocukların olma ihtimali nedir? Şimdi bizim bir kadın var. Bu kadının babası 0 RH negatifmiş. Bakın kadının babası 0 RH negatifmiş. O zaman ben kadını yazarken babasının mecburen genotipi ne olacak? Hemen üstüne yazıyorum. Bakın 0-0 küçük R küçük R. O zaman kadındaki A'nın yanına mecburen ne gelecek arkadaşlar? Babasından 0 gelecek. Zaten negatif dediği için küçük R küçük R yazdım. Ben kadının genotipini buldum. Erkeğe geldiğimiz zaman zaten demiş ki heterozigot. Heterozigot ne demekti? Eğer harflendiriyorsak bir büyük harf bir küçük harf. Ama kan gruplarında A0, B0, AB bunlar heterozigottur. Dolayısıyla burada B RH pozitif dediği için B0 RH pozitif de heterozigotmuş. O zaman büyük R küçük R olur. Bize diyor ki 0 RH negatif çocukların olma ihtimali. Şimdi bunu nasıl yapacağız? A0 ile B0'ı kendi arasında, R'leri de kendi arasında çaprazlayacağız. Hemen çaprazlayalım. Bakın ne olur? AB A0, B0, 0-0. Buradan 0 olma ihtimali nedir? 1/4'tür. Bunu aldık. R'leri kendi arasında çaprazlayalım. Ne olur arkadaşlar? Büyük R, küçük R, küçük R, küçük R. Bize negatifliği sormuş. Negatiflik de küçük R, küçük R'ydi. O zaman buradan ne gelir? 1/2 gelir. 0 RH negatif olma ihtimali 1/4 çarpı 1/2. O da eşittir 1/8 olur. Cevabımız 1/8'dir. Gelelim 3. soruya. Bakın soy ağacı sorusu. X çocuğunun A kan gruplu bir erkek olma ihtimali nedir? Şimdi soy ağacında bize zaten yeterli bilgileri vermiş. Bakın buradaki çocuk neymiş? 0 kan gruplu. O zaman genotipi 0-0. Babamız da 0-0 arkadaşlar. Annemiz A. Şimdi şuradaki iki sıfırın yan yana gelmesi için birini kimden aldı? Babasından. Diğerini mecburen kimden alacak? Annesinden. O zaman biz anne ve babanın genotipini bulmuş olduk. A0 ile 0-0'ı çaprazlayalım. Ne olur? Yine A0 ve 0-0 olur arkadaşlar. Bize neyi soruyor? X çocuğunun A kan gruplu bir erkek. A kan gruplu olma ihtimali ne? 1/2. Bir de erkek olma ihtimalini sormuş bize. Dolayısıyla cevabımız 1/4 olur. Her zaman için kız ya da erkek olma ihtimali nedir? 1/2'dir. Buradan da 1/2 geldi. Ne yaptık? Çarptık. 1/4 oldu. Geçelim bir sonraki sorumuza. Hemen arkaya çeviriyorum. Bakın böyle bir soru.
Bu sorular genelde çok geliyor arkadaşlar, kan grupları ile ilgili çökelme var mı, çökelme yok mu gibisinden. Diyor ki kandaki antikorlar aynı isimli alyuvar proteinleri ile etkileştiğinde çökelme olayı gerçekleşir. Yani A antijeni A antikoruyla yan yana gelince ne olacak? Çökelme olacak. O zaman ben bunların kan gruplarını belirlerken nasıl belirleyeceğim? Hemen kafamdan şunu kuruyorum. A antijeni A antikoruyla yan yana gelince çökelme oluyorsa, o zaman çökelme hangisinde varsa, hangi antide varsa ne olacak? Kan grubu O olacak arkadaşlar. Bakıyorum. Ali'nin anti A'da çökelmiş. O zaman Ali A kan grupludur. Hemen yazalım şuraya. Ali'nin kan grubu A. Mehmet'in çökelmesi yok. Çökelme olmadığı için o zaman antijeni de yoktur. O zaman arkadaşlar Mehmet nedir? Sıfırdır. Bir de negatiflik pozitifliklerine de bakalım. Eraş'ta çökelme olmadığı için Ali A Eraş negatif, Mehmet de sıfır Eraş negatif. Evet. Gelelim Yusuf'a. Yusuf. Arkadaşlar Yusuf'a baktığımızda Yusuf'ta hem B'de çökelme var hem de Eraş'ta çökelme var. O zaman Yusuf nedir? B Eraş pozitiftir. Bakın hangisinde çökelme varsa o kan gruplu olur. Deniz'e bakıyorum. Hem A çökmüş, hem B çökmüş, hem de Eraş çökmüş. O zaman Deniz'in kan grubu nedir? AB Eraş pozitiftir. Evet, çökelme olaylarını bu şekilde kolaylıkla çözüyorsunuz. Hangisinde çökelme varsa kan grubu odur arkadaşlar. Diyor ki bu bireylerin kan grupları ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Biz zaten kan gruplarını bildik. Bulduk. Diyor ki 1. Deniz'in al yuvarlarında kan grubuna ait bütün proteinler bulunduğu için her gruba kan verebilir. Şimdi Deniz'e bakıyorum. Evet, bütün proteinler var. Ama her gruba kan verebilir mi? Veremez. Mesela sıfıra veremez arkadaşlar. AB nedir? Genel alıcıdır. Yani burada alabilir deseydi doğru olurdu ama verebilir dediği için yanlış oldu. Bir yanlış. Yusuf'un al yuvarlarında B ve Eraş proteinleri vardır. Bakıyorum. Yusuf'un al yuvarında evet B ve Eraş var. B Eraş pozitif olduğu için doğru. Mehmet'in al yuvarları bütün kan gruplarına verilebilir. Mehmet sıfır negatif olduğu için bütün kan gruplarına kan verebilir arkadaşlar. Doğru. Bakın AB herkesten kan alıyor. Sıfır herkese kan veriyor. Unutmayın bunu. Ali'nin al yuvarlarında A proteini vardır. Bakıyorum Ali'ye. Evet, A proteini var. Bu da doğru. Cevabımız ne olacak? 2, 3 ve 4 olacak arkadaşlar. Gelelim 5. soruya. Yandaki soy ağacına göre 3 nolu bireyin 2 nolu bireye kan verme ihtimali nedir? Şimdi bakın bu soruyu çözebilmem için ilk önce 3 ve 2 nolu bireylerin kan gruplarını bulmam gerekiyor. Arkadaşlar, hemen alttan başlıyorum. Bakın B0 B0. Şimdi 3 numaraya geldiğim zaman 0'ı zaten kimden almış? Annesinden almış. B'yi kimden alacak mecburen? Babasından. Şimdi babanın genotipi BB de olabilir, B0 da olabilir. Çünkü her iki kan grubunda da B antijeni vardır. Gelelim 2 ve 1 numaraya. Bakın 0 ve BB. Şimdi 0'ın yan yana gelebilmesi için ne olacak? Her ikisinde de sıfırın bulunması gerekiyor mu? Gerekiyor. BB'lerin yan yana gelebilmesi için arkadaşlar her ikisinde de B bulunması gerekiyor mu? Gerekiyor. O zaman anne ve babanın da yine kan gruplarını bulduk. Bize ne diyor? Yandaki soy ağacına göre 3 nolu bireyin 2 nolu bireye kan verme ihtimali nedir? Bakıyorum 3 nolu birey ne? B kan gruplu. 2 nolu birey ne arkadaşlar? Yine B kan gruplu. O zaman %100 kan verebilir diyoruz. Cevabımız %100 olacak. Geçelim bir sonraki soruya. 6. sorumuz yine soy ağacı ile ilgili bir soru. Soy ağacını vermiş. Diyor ki buna göre numaralandırılmış bireylerden hangisinde Eraş faktörüne bağlı kan uyuşmazlığı görülebilir? Şimdi kan uyuşmazlığı nedir? Arkadaşlar kan uyuşmazlığı annenin negatif yani küçük R küçük R babanın büyük R büyük R ya da büyük R küçük R yani pozitif olmasıdır.
Şimdi şöyle bir durum oluyor kan uyuşmazlığında. Annede antijen yok, RH antijeni. Ama babada antijen olduğu için çocukta arkadaşlar, birinci çocukta veya ikinci çocukta fark etmiyor. Yüksek ihtimalle RH antijeni bulunacak. Şimdi anne karnındaki bebekle annenin kanları kısmen de olsa birbirine karışır. Yani proteinler birbirine karışıyor. Dolayısıyla bebekten gelen RH antijenini anne yabancı olarak algılıyor. Yabancı olarak algıladığı için hemen buna karşı antikor üretmeye başlıyor. Ve anne antikor üretene kadar birinci pozitif çocuk doğuyor. Daha sonra diyelim ki ikinci çocuk oldu, bu da pozitif ama bilinmiyor tabii ki. Hani direkt anne karnındayken bilinmez. Anne yine tekrar RH antijeniyle karşılaştığı zaman diyor ki ben bu proteinle daha önce karşılaşmıştım, bana yabancı. Hemen ürettiği antikorları devreye sokuyor. Ve bebeğin ölümüne sebep oluyor arkadaşlar. Biz buna kan uyuşmazlığı diyoruz. Yani bir nevi annenin kanı bebeği öldürüyor. İşte bu durumda sağlık raporu alınır. Sağlık raporuna bakılır. Anne ile işte baba arasında bir kan uyuşmazlığı varsa bu durumda anneye iğne vuruluyor ve anneye bu antijenler tanıtılıyor. Anne antijen tanıtıldığı için aynı aşı gibi düşünün. Tanıtıldığı için anne bunu yabancı olarak görmüyor artık. Dolayısıyla kan uyuşmazlığı da önlenmiş oluyor. Ama eskilerden tabii ki böyle durumlar bilinmediği için işte çocuklar ölü olarak doğabiliyordu. Bu yüzden de birçok ölüme rastlanabiliyordu. Ama şimdi artık bunun önlemi alındı. Gelelim buraya. O zaman kan uyuşmazlığının olabilmesi için annenin küçükre, babanın ne olması lazım? Pozitif. Ayrıca çocuğun da pozitif olması lazım arkadaşlar. Şimdi çocuğa baktığımız zaman çocuk anneden neyi alır? Küçük R'yi. Çocuğun pozitif olabilmesi için babadan neyi alması lazım? Büyük R'yi alıp pozitif olması gerekiyor. Bakıyoruz. Bakın. RH pozitif, RH negatif baba. O zaman babaya küçük R, küçük R yazalım. Anne ne olacak? Pozitif olacak arkadaşlar. Dolayısıyla hemen negatifleri bir yerleştirelim. Bakın. Küçük R, küçük R yerleştirdim. Küçük R, küçük R yerleştirdim. Burada da yine küçük R, küçük R var. Şimdi şu iki küçük R'nin yan yana gelmesi için ne olması lazım? Annede de küçük R'nin bulunması gerekiyor. Yazdık. Daha sonra pozitif olabilmesi için büyük R'ye sahip olması lazım. Babadan mecburen ne gelecek? Küçük R gelecek. Bunu da yazdık. Şuraya geliyorum. Bakın. Pozitif olması için büyük R'ye sahip olması lazım. Ama şu iki küçük R'nin yan yana gelmesi için birini annesinden aldı. Birini kimden alacak? Babasından. Dolayısıyla küçük R'yi yazdım. Yine bunun pozitif olması için arkadaşlar ne olması lazım? Babasından büyük R'yi aldı. Annesinden de yine küçük R'yi alarak pozitif olacak. Şimdi ne dedik? Kan uyuşmazlığının olması için annenin negatif, babanın pozitif olması lazım. Şimdi bakıyorum burada anne pozitif, baba negatif. O zaman bunların çocukları arasında bir kan uyuşmazlığı görünmez. Yani 1, 2, 3 numarada kan uyuşmazlığı yok. Şunların çocuklarına geliyorum. Bakın anne negatif, baba pozitif arkadaşlar. Çocuğun da ne olması lazım? Pozitif olması lazım. Çocuklara bakıyorum hangisi pozitif? 5 numara pozitif. O zaman bizim cevabımız ne olacak? 5 numarada, 5. çocukta yani kan uyuşmazlığının olma ihtimali vardır diyoruz. Kan uyuşmazlığında kesinlikle şunları unutmayın. Zaten soruyu kolayca yaparsınız. Gelelim 7. sorumuza. Diyor ki bu soy ağacındaki bireylerden hangilerinin kan gruplarının genotiplerinin homozigot olma olasılığı vardır? Bakın 2010 LYS'de çıkmış bir soru. Kan gruplarının genotiplerinin homozigot olma olasılığına bakacağız. Şimdi ilk önce bir yerleştirelim biz. Arkadaşlar bakın AB kan gruplu, bakın B gelmiş, buradan da B gelmiş. Şimdi şu B'lerin gelebilmesi için bakın A almadığına göre B'nin yanına ne alacak bunlar? Sıfır alacaklar, değil mi? B'nin yanına sıfır aldılar. O zaman A'nın yanında ne vardır? Sıfır vardır arkadaşlar. A'nın yanında sıfır. Peki ben 5 numaralı bireyin büyük B, büyük B mi? Büyük B sıfır mı olduğunu bilebilir miyim? Bilemem. Dolayısıyla çünkü buradan zaten B gelmiş. Hani B'yi aldığına göre sıfır alamayacak. Sıfırı nereden alacak? Babasından alacak. Dolayısıyla babasını biz A0 bulduk. Dolayısıyla bu ikisinin ne olduğunu bilemiyoruz. Şimdi 5 numaranın homozigot olma olasılığı var. Bakalım başka bulabilecek miyiz?
Bakın AB'ler yan yana gelmiş arkadaşlar. AB'ler yan yana gelmiş. Burada bir de A0 olmuş. Çocukların biri de A0. Şimdi A'yı buradan aldı babasından. 0'ı kimden alacak? Annesinden alacak değil mi? O zaman annemiz ne olur? B0 olur. Dolayısıyla babaya baktığımız zaman baba arkadaşlar AA da olabilir. A0 da olabilir. Dolayısıyla babanın da yine homozigot olma olasılığı var. Yani bizim cevabımız ne oluyor? 1 ve 5 numaranın homozigot olma olasılığı vardır. Gelelim 8. soruya. Bu da 2011 LYS sorusudur arkadaşlar. Bu da oldukça basit bir soru. Diyor ki, yandaki soy ağacı otozomal çekinik olarak kalıtılan bir özelliği göstermektedir. Bu soy ağacında numaralandırılmış bireylerden hangisinin taşıyıcı olup olmadığı konusunda kesin yargıya varılamaz. Şimdi bakıyorum hemen. Otozomal çekinik diyorsa otozomal demek X'i Y'yi katmayacağız. Sadece harf vereceğiz. Arkadaşlar otozomal çekinik dediğinde biz taralı bireylere ne yazıyoruz? Küçük a küçük a yazalım. Hemen yazalım bakın küçük a küçük a. Küçük a küçük a. Hepsine yazdım taralı bireylere. Şimdi taralı bireyleri yazdığıma göre diğerlerini de bulabilirim. İki küçük a'nın yan yana gelmesi için hem annesinde hem babasında bulunması lazım. Bunların sağlam olabilmesi için de ne olması lazım? Büyük a'yı taşıması lazım. Dolayısıyla bunlar nedir? Heterozigottur. Daha sonra yine iki küçük a'nın yan yana gelmesi için birini buradan aldı. Birini kimden alacak? Bundan alacak arkadaşlar. Büyük a'yı taşıyacak. Burada da aynı şekilde küçük a'ların yan yana gelmesi için birini buradan aldı, birini de buradan alacak. Dolayısıyla büyük A küçük A olacaklar. Şuraya geliyorum bakın. Her birine baba mecburen neyi verir? Küçük A'yı verir. Dolayısıyla sağlam olabilmeleri için de büyük A'yı taşımaları lazım. Şuna baktığım zaman bakın büyük A'yı veriyor çocuklarına ama bu büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Dolayısıyla 2 numaralı bireyin biz homozigot olup olmadığına kesin olarak emin olamıyoruz. Evet, sorularımız bu şekilde. Bir dahaki soru çözümünde arkadaşlar eşeğe bağlı kalıtımla ilgili soru çözümü yapacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.